Herkese günaydın. 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 Enerji. Enerji. Herkese yeni bir günden günaydın. Merhaba. Herkese mutlu hafta başı diliyorum. Haftanız güzel geçsin. Hepimizin güzel haberler alacağımız bir hafta olsun. Kız dündü haftaya, hafta başı. Pardon. Bizim için bugün oldu. Ben pazartesiye gittim. Unuttum. Neyse, herkese haftanın ikinci gününden merhabalar. Burada suyumuz kahve içiyoruz. Suyumuz kaynıyor. Çünkü Nigar'cığım sabah patlamasını yapmamız gerekiyor. Çünkü ben her sabah evde biliyorsunuz kahve içiyordum. Burada ara vermiştim. Bu da bizim Elsa'mızın Bursa'dan gelen mamaları. Şimdi Nigar kalan şeyleri burada yıkıyor. Ben de dışarıya çıkıyorum, teyzeme bakacağım, tavuk falan, tavuklarla falan şey yapıyordu. Hatta şu kayamış mı? Değil. Bak, silikonlu şey var orada. Elim de yandı. Kahveleri doldurayım da bari öyle gideyim. Ondan sonra Cemal, saatlerimiz 8'i çeyrek geçiyor. Çocukları buçuk gibi uyandırırız. Emine evet. Zaten fazla uzak yaşamıyor. Ben üstümü giyindim, şey yaptım. Saçımı Emine'nin orada düzleştirici vardır inşallah ki vardır. Var, Dyson. Galiba yalnız. Neyse fark etmiyor benim için. Bende var mı Dyson? Yok. Niye? Ben öyle fazla kullanmıyorum. İki tık saçımı ben kullanıyorum. Ben de kullanmıyorum. Şimdi Emine de saçlarımı düzleştirdim. Çünkü yıkadıktan sonra bayağı bir kabarmıştı. Ondan sonra Cema üstüme polar giydim. Hava bugün kapalı gibi. Hayırlısıyla şu işimizi halledelim bugün. Amin inşallah. Güzel dualar etti bütün gece Allah'ım. Çok güzel bir Allah kabul etsin inşallah. Şimdi bizim bücüklerimiz uyuyor. Hepsi burada. Aras da burada. Allah'ım benim minikime bakın hani. Bu burada, bu burada. Şimdi bunlar kalksın, ondan sonra yatağı toplayacağız. Nigar da burada uyuyordu. Gideyim teyzeme bakayım. Teyze şunu ne yapıyor? Peki bizim Nigar'la. Melek günaydın. Melek. Şabak şabak çat 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 çat. Niye ötüyorsun Melek? Çat 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 çat. Sesimiz duyuyor ya hemen. Ay bayağı bir soğuk, bayağı bir soğuk. Şey giydiğimizde belli zaten değil mi? Soğuk oldu. Şimdi bakar mısınız? Sis midir? Sis midir? Bir minnacık bir güneş bile yok. Teyze şum sabah rutinini yapıyor galiba. Ne yapıyor? Tamam. Teyze şum. Günaydın. Günaydın. Sabah rutinini yapıyor benim çiçeğim. Çocuklar kalktı ya. Yok. Kaldıracağım şimdi hala. Tamam. Biraz daha dedim şey yapsan. Yanımda götürer valizi unutma, benim motora koyun. Tamam tamam. Şey yok mu böyle bir tık büyük süpürge? Hala bir süpüreyim ya. Çok hoşuma gidiyor böyle fırtır fırtır süpürme. Böyle çıkıyor hamlesi var orada. Çalı süpürge yapacağım şimdi de. Çok hoşuma gidiyor böyle. Özellikle böyle şeyli yerleri. Alışkanlık var değil mi? Tabii. Böyle şey topraklı değil. Annem de gitmiş hep çakıl taşları dökmüş. Böyle bir yeri vardı annemin. Gitmiş çakıl taşı dökmüş hep. Şurası da çamur olmasın. Ha, aynen çamur olmasın diye yapmış. Ama dur. Şey çamur olmasın diye yapmış da. Ama bu sefer de süpürülmüyor işte. Dur. Anlaşılıyordu. Bir de meleğim. Melek de car car ütüyordu orada. Tamam. Ben bunu dökeceğim. Hatırladın. Ne günlermiş değil mi? Ama hep geçmiş günleri özlüyoruz. Işte. Vallahi ya baksana hala geçen ben de aynı şeyi söyledim. Evet. Dedim ki yani eskiden pek bir şeyimiz yoktu. Ama evet. Çok mutluyduk. Evet. Şimdi her şeyimiz var Allah'a şükür. Ama daha çok yani insanlar birbirine düşkündü. Daha çok aynen. İhtiyaç duyuyor da şimdi herkes kendi kabuğuna çekilmiş, almış çekildi, şu telefonu şey, eline. Misafir isteniyor değil mi hala? Evet. Vallahi artık öyle bir devre gelmişiz ki arkadaşlar aynen. Böyle insanlar birbirine sokakta selam vermek istemiyor ki onun evine belki girer diye ya. Vallahi doğru tespit mi? Evet. Nasıl evet, da gerçekten şey öyle. İşte o yüzden diyorum ki bak kimse kimse Allah'ın selamını bile artık aynen, çok aynen. Görüyor. Çok ne şey oldu. Ya eskiden çok güzeldi işte ama alacağım paraları var şimdi ben. Ah kızıma.
keşke eskilerine dönebilse ama maalesef. Ama gene de yani eskiyi de insanların elinde. Geçmişi de yaratan biziz. Biziz. Geleceğimizi de yani şimdiydi. Yani geleceği değil de şimdi en azından. Aynen. Ama hep biz insanlar yani. Allah'ın verdiği günü gün, gecesi gece, karanlığı karanlığı, anladın? Ama insanoğlu demek ki falan. Aynen. Bazı şeyler fazla geliyor, bazı şeyler eksik geliyor. Ah hem de nesu kızım, ah hem de nesu kızım. Ah güzel Allah'ım. Allah cümle eylesin onun sonunu hayretin içinde, içinde de bizlerin gelin. Şey, bütün abi insan. Ben hiç bu konuda değindim biliyor musun? Dedim ki her şeyimiz var ama nedense böyle mutlu değiliz. Yani mutlu derken memnun değiliz. Evet. Yani eskiden bir odada bir parça ekmekle mutlu olan biz. Değil mi? Değil mi hala? Yani. Eskiden yani öyleydi ama bir eskiden evde bir doyuyorduk. Şimdi ne olmuş? Evet, sağlıklı. Bak nenem anlatırdı. Önceden bir tabaktan 15 kişi yerdi. Yerdi değil mi? Ne hastalık şimdi vardı, evet ne huzursuzluk vardı, herkes mutlu. Aa şimdi bir kahvaltı tabak var. Şey aynen. Kendinden bir gidiyor şu an. Değil mi? Aynen. Hastalık, huzursuzluk, mutsuzluk. Şimdi benim burada bir köpek gelecek. Arkadaş mı geliyor şey Elsa'ya? Evet. Buna da bir köpük. Ondan sonra bunlar bir de kalan hala geçini bak ya güzel yiyor benim. Böyle prensesim. Şeyin hayvan kapı çok koymuşlar da. O mu eskitmiş? Evet. Biz de şey yapınca onu gerek sıvıyacak sıvıyacak yapacaklar. Poşetlere dolduracak. Ben bundan sonra azar azar çıkaracak, sarı sarı labrovunu sarabilir ne gerek yok koyacak, savudacak, al sana kalacak. Ben de yapmak istiyorum, çok da seviyorum değil mi kalacak? Ben de çok onu seviyorum. Onu dağar başından olur mu kalan? Alırım direkt koy, yakayım böyle şey yapalım. İllah hani inek var o şey. Aynen. Bu ayrı büyük başı yani. Tamam kızım, ben de bir şey yapalım. Elsa! Afiyet olsun Elsa. Elsa, nasıl kaladet? Canım. Tavuklar günaydın. Kala hiç yumurtlayanlar var mı? Yok bu aralar yumurta yok dinleniyorlar. Ama zaten dinleniyorlar. Zaten 4 tane tavuk kaldı öbürler hep malay gitti. Sen havan bugün şeyliğine baksana birden ayaz düştü gibi. Artık zaman mı? Yani Kasım geldi hala. A bugün nedir? 31'i değil mi? Bugün mü? Evet, yarın Kasım 1. Evet. Kasım geldi. Aa, bu ayda devirdik kız. Bu ayda gitti vallahi. Bu ayda gitti. Vallahi. Allah'ıma şükürler olsun. Sağ selam, kazasız, belasız atlattık kızım. Aynen aynen. Niye düşüyorsun yaprak? Sonbaharın şeyi misin? Evet, şimdilik. Tamam hala geliyorum. Kahve de hazırdı hala geliyorum. Şimdi sabah rutinimizi de yaptık. Ama çok iyi geldi. Ben çok seviyorum böyle işleri böyle. Bahçeymiş, oymuş, bulmuş. Saçımı dedim ya Niger'de şey yap şey. Emine de toplayacağım, şey yapacağım. Biliyorsunuz böyle bahçe. Severim yani böyle şeyleri. Genel olarak böyle köy hayatını daha çok seviyorum. Aynı böyle. Daha çok huzur veriyor bana bilmiyorum ama tabii böyle şehir büyük şehirlerde yalan yok yaşayamam. Çok çok büyük kalabalık bana göre değil. Böyle aşırı stres oluyorum. Mesela özellikle dışarı çocuklarla çıktığımızda aman kaybolacaklar, aman bir şey olacak, aman şey olacaklar. O şey değil. Ama onun dışında yine de bu tarz yerler daha çok hoşuma gidiyor. Güzelliklere de günaydın diyeyim de. Günaydın Elsa. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun Elsa? Ne getirdi sana nenecik? Bu tavuk niye böyle yapıyor? Hasta mıdır acaba? Ha? Günaydın kızlar. Günaydın. Annemin tavuklarıyla konuştuğu günlerim aklıma geliyor ya bu tavuklara baktıkça. Hava böyle arkadaşlar. Bayağı bir
kapalı. Böyle sanki kış geliyor gibi dermiş gibi yani. Neyse biz hayırlısıyla bugün sağ salim gidip hastane. Bazen yorumlarda soruyorlar, Feride sen oraya gezmek için mi gittin? Yani Mira bahane miydi gibisinden. Mira bahane değildi arkadaşlarım. Ben buraya gezmek için tabii ki de gelmedim. Ben daha Antalya'dayken ayın 31'ine randevu alınmıştı Kütahya'da. Tavuk sakın çıkma. Biz gelmişken birkaç gün öncesine gelip kıs. Git buradan. Çıkacaktı. Biz birkaç gün öncesine gelip hem büyüklerimizi ziyaret etmek, teyze şu mu mısırlarına bakın hele. Hem de işimizi halletmek için geldik arkadaşlar. Yani böyle. Yoksa ki ben asla çocuğumu bahane edip de bir yere gezmek için, yani gezmek istersem giderim ama çocukları bahane etmem arkadaşlar, ki hiçbir anne etmez zaten çocuğunu bahane edip kullanıp şeylere gitmeye. Böyle. Bakar mısınız? Baya baya. Ama çok güzel ya şu kuşların sesi. Şu tepelerde Toki evler yapılıyor ama şu an sis midir, his midir, sisten hiçbir şey gözükmüyor. Bakar mısınız? Kışın buraları düşünemiyorum şu an. Gerçekten dün o kadar güzel sıcaktı. Bugün böyle bir keskin bir soğuk var. Ben zaten polarımı giydim. Hatta Mira'ya da böyle elbise hırka almıştım ama bir takım daha alayım yanıma. Çünkü yola çıkacağız. Arabada soğuk olur falan. Neyse arkadaşlar ben gideyim. Nigar'cığım kahve suyu koymuştu. Kahvemi dökmüştüm şeye. Onu gideyim içeyim. Ondan sonra çocukları uyandırayım, giydireyim. Yavaş yavaş Emine'ye geçelim. Zaten Emine'de olacağız 1'e kadar. 1'de de araba gelecek Allah'ın izniyle. Oradan direkt çıkacağız. Aha. Ne oldu Melek? Melek. Ne oldu? Ne oldu kızım? Teyzem bunun yanına bir tane daha alacak. Hani söylemiştim ya bana vermek istedi. Ben seve seve götürürdüm. Ama evde olmuyorum biliyorsunuz. O yüzden kıyamadım. Ve bir tane bunun yanına daha alacak teyzoşum. Kim ateşe düştü? Güzel bir şarkı çıkmış. Ellerde bu bana. Ateşe düşmüş. Hala ateşe düşmüş. Nigar. Öyle bir şarkı söylüyor. Ateşe düştü. Kimin ateşine düşmüş acaba? Sorayım bir. Ha? Benim bacım kimin ateşine düştü? Şimdiki. Bugün erse yaparız ızgaranın yanına. Bugün ızgara mı yapıyoruz? Evet. Ha. Ay bugün galiba güzel geçecek. Ama biz planlamıştık da böyle bir gün mangal yakarız teyzemin burada falan. Ama işte sonra biz böyle her şeyi iç içe sıkıştırınca sıkıştırınca biletimizi falan alınca da aslında biz iptal etmiştik başka birinden. Ama teyzem tabii ki de onu yedirmeden asla bırakmaz. Teyzemin öyle bir huyu vardır çünkü. Böyle her şeyi yapacak. O yüzden Allah bin kere razı olsun. Keselerine bereket. Kahve senin mi hala? Kahve içmiyorum ki yarım saat. Bir de ben Nescafe içmiyorum. Ben Türk kahvesi gün ortası. Nigar dedi de halam teyzem içer diye. Kızım siz içmeye bakın. Teyzemdir. Ben şey yapayım da. Şu böcükleri uyandırmak lazım aynen. Evet, siz kahvenizi için ondan sonra. Tamam halam. Uyandıralım da yavaş yavaş Emineciğimin yanına gidelim. Miram'ın şimdi ben mamasını, termosunu falan yanıma alayım. Uzun yola çıkacağız. Uzun yol derken 1,5 saat Kütahya buraya. Ama yine de almam gerekiyor. Emoş diyor ki sabah kalkınca çorba falan şeylerle uğraşma. Ben yaptım çünkü dedi. Allah razı olsun gerçekten. Prenses hele gel hele.
Ya prenses ya. Elbise aldı bu kız dün kendisine. Böyle şımarttı kendisini bol bol. Ama çok güzel yakıştı. Sana elbise daha çok yakışıyor biliyor musun? Neyse bu konulara girmeyeceğim. Yok gir de. Geçen de bir yorum gelmiş. Şu elbiselerden artık kurtulup sport tarza dönersen işte kot böyle şey falan. Ama çok insanları kusur ben sana bir şey söyleyeyim. İnsanları memnun edemezsin. Kadınları demeyeyim. İnsanları mı? Bak Emine geçer ne güzel bir söz dedi. Biz pizza değiliz ki insanları memnun edelim. Herkesi bir anlayın. Ha. Bu arada herkes de pizza sevmez. Ben mesela çok pizza sevmem. Ya işte anladın yani. Ben gidiyorum makyajla. Teyzem içmeyecekmiş. Evet teyzem içmeyecekmiş. Yani bazıları mesela bazen elbise giy. Mesela elbise giyiyorsun. Yok niye kot giymiş? Günaydın. Gidiyorum ben süsleneyim. Hadi yürü. 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 İlk iki iltifat edecektim. Yürü. Süslenecekmiş. Haydi. Ben de lotusumla lotus. Kendi kendime konuşurum. Ne yapayım? Şimdi. Şey. Bazen böyle değişik yorumlar görüyorum ama inanın artık görmezden geliyorum gerçekten. Yani bazen çok canımı yakan, yani böyle canımı sıkan da değil. Canımı yakan yorumlar oluyor evet ama artık cevap vermiyorum, umursamıyorum çünkü. Umursamak istemiyorum çünkü yani değmeyecek insanlar yüzünden üzülmek istemiyorum. Hele hele kızımla canımı yakmak isteyenlere hiçbir şey demiyorum. Gözlerin de olacak şimdi yola gideceğiz. Duygusallaşma boşver. Biz çok şeye açık bir iş yapıyoruz ve galiba bazı yerler... Bu aslında eleştiri değil ama onların yaptıkları... Güzel eleştiri tatsızlık. Değil bu. Eleştirileri biz algılıyor, anlıyor, biliyoruz zaten. Hani çorap giydirsem daha mı iyi olur Feride'cim diyorlar ya. Bak bunu anlayabiliyoruz ama. Bak işte Mira'ya gün içi mesela su verdiğini görmüyoruz. Feride'cim su mu versen ya da bir şey mi yapsan ya da Feride üstünü giydir ya da Feride... Onlar evet. Ama kızmıyor ki zaten. Kızılmıyor ki teşekkür ediyorsun. Yeri geldi mi ki varsınız düşünüyorlarca. Ama kızı... Bak mesela en basiti dün bana böyle bir yorum gelmişti. Ben geçenlerde bir makyaj yapmıştım. Ha ona gülüp geçtik. Nigar'la hatta çok gece yarısına yani. Kadar kahkaha attık. Yazmış ki Allah'ın görgüsüzü. Tabii ya. Makyaj ne kuzi? Senin neyine mi? Senin neyine mi? Yakışmış. Efendim teyze. Geldi. Yazmış işte Allah'ın görgüsüzü. Makyaj yapsan ne olur mu? Yapmasan ne olur mu? Öyle bir şey yani. Ben de yazdım ki gülerek. Allah'ın görmüşü sana yakışsın da bize olmasa, ha makyaj sana hiç olmuş mu yazmış. Ben de yazdım ki Allah'ın görgüsü yani sana olsun bana olmasın dedim. Güldüm hatta yani ona, o benim için bir şey değil arkadaşlar. Benim en çok canımı sıkan şeyi biliyorsunuz. Ve bunu galiba böyle burada o kadar çok sevenim var ki Allah hepinizden razı olsun. Çok çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Hepinizi ayrı ayrı, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Galiba böyle artık insanlar o kadar beni tanımış ki arkadaşlar canını yani yakmak için artık nereden vuracaklarını çok iyi biliyorlar. Oy, ama bir şey demiyorum. Oy beni PlayStation uyandı küçüğüm. Annesinin sesini uyandı bak. Canım. Bir de cevap veriyor. Eşek sıpası. Evet burada anne. Annem. Sese bak sese. Seni çağırıyorum. Annem. Gece ama bunu birisi sanki ağlatmıştı. Böyle yapıyordu uykuda. Rüyada. Ha, benim arası çok bebekliğini yap. Ay. Sen bugün ne güzel uyudun bizi de uyudun. Günaydın. Günaydın. Saat 9'a geldi kız. Hayırdır Bursa mı yaradı sana? Babaya söyleyelim Bursa'ya taşınalım. Bak ben desem ki Mira'ya çok iyi geliyor burası. Babam taşınır. Benim için yapmaz ama Mira için yapar. Neyse arkadaşlarım. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Bütün bak ne diyorlar bana? Feride'cim sen neden kötü yorumlarla şey yapıyorsun? İyi yazanlara, hayır, iyi yazanlara şey kafanı yorsana. Doğru söylüyorsun. Hepinizi seviyorum. Aha, parmaklarıyla oynuyor. Günaydın annem. Ya biz de insanız ya hani bazı duyguları taşıyoruz ya.
Evet, çok arsız olmak gerekiyor bazı yerlerde. İşte bazen olmuyor. Bazen oluyor. Bazen hiç ben takmıyorum, hiç görmüyorum, siliyorum ama bazen aklıma takılıyor. Acaba gerçeklik payı mı oluyor mu aslında? Biliyor insan. Takılıyor da işte. Şimdi Nigar'cığım arka planda, hatta bir tık da gözüküyor buradan. Süslene veriyor, takmış. Asla hiç diyorsun. Hiçbir makyaj almamışım. Hiçbir şey. Ben aldıklarımı da Emine ile göndermiştim ya şeye, kuzi. Aha, benim Tosun Paşam da uyandı. Günaydın. Erez. Benim orada... O sabahları bir Erez. Ters olur. Bir ters olur. Teyzesine karşı olmaz, anasına karşı yapar. Olabilir. Arasım, orada benim şeyim vardı şarjda. Şarjda telefonla dikkat et aşkım teyze. Telefon değil ya aşkım. Ha şey, power bank. Evet, çok power bank annenle benim kurtarıcımdır. Evet, beni de öyle kurtarıyor. Tüyler alıyorum. Hı? Örnek tüyolar. Alıyorum şu an yerde. Altına şey yaptım. Örnek yok. Estağfurullah canım. Herkes kendi yüzüne yakışanı bilir. Hayır. Senin kendi yüzüne yaptığın makyaj bana gitmez. Benimki sana gitmez. Herkesin kendine özgü. Teyzem beni çağırmamış. Elsa'ya varmış. Demek ki köpek, kedileri, tavukları rahat bırak. Nigar'da efendim teyze değil. Sokağa çıkıyor. Koştum. Bir de yelek giydim dışarıda. Şimdi dünkü gibi topuz mu yapayım, salayım mı saçları? Ne diyorsun? Salma demiş. Ya. Toplayayım değil topla. Mi? Ben şimdi niye süsleniyorum? Çünkü Emoş'a kahvaltıya gidiyoruz ya. Ama Hastin, onu da başta benim kanalda söyledim. Diyecekler ki hastaneye gidiyorsun. Ne bu kadar süs, buna ne gerek var? Ama kahvaltıya şimdi gidiyorsun. Geri gelemeyeceğimiz için, Emoş'a önce gideceğimiz için Emoş'a da böyle sönük gitmek istemedim. Biz kahvaltıya gidiyoruz. Sen de zaten başladım. Süsleneceğim dedim. Makyaj malzemelerim de oradaymış. Bir de saç başımı orada yapacağım dedim. Ben de dediğin gibi topuz yapacağım. Tamam. Ben güzel mi canım? Güzel. Güle güle kullan. Anneme hediyesini halletmemiz lazım. Ama evet. Daha iki günümüz ama var. Şey, bugün yine göre belki çarşıya ineriz. Benim de kayınvalidem. 20 dakika var mı? Aras. Uyandıysan kalk annem. Dişler. Hoşça görüşürüz. Seviyorum sizi. Hadi bay bay bebişler. Yüzünü yıka hadi. Üstümüzü giydirmemiz lazım. Ben orada kıyafetimiz yok. Önce el yüz diş fırçalı macunu da koydum. Dişleri de fırçalı. El yüz yıkansın. Miracık. Sen de taze bek çocuklarını. Yüzünü yıkıyor ki. Ha, tamam. Bir tanesi. Bir tanesi yüzüne. Anne küçük odası. Küçük odaya koş. Küçük odaya. Abla da toka kimse aldı. Aldım ben onu sen öbür odaya koydum getireceğim geri. Nerede söyle ben alacağım. Şeyde dikiş makinenin üstüne taktım. Küçük odaya Yaren. Tamam. Git. Küçük odada bekle geliyorum. Kız küçük prenses. Kalkar mısın lütfen? Kaka mısın? Hadi ayağa bak, bacağa bak. Kız, sana diyorum kalk. Hadi dur. Geldim bir tanem. Geldim aşkım. Sen kuzey, abunu götürüm yarısına. Şimdi Mira düşmesin ha. Tamam abi. Dur şimdi ben alacağım. Sen buradasın değil mi aşkım? Evet. Hadi ben ısı giydiriyorum o zaman. Ayşin gel.
Sen ne güzel kokuyorsun sabah sabah. Ne güzel kokuyorsun. Oh. Oh. Günaydın. Günaydın. Hı? Aşkım benim. Ayılamadın daha sen ha? Ben gideyim ablayı giydireyim de geleyim olur mu? Ne dersin pamuk prensesi? Bunu şey Mira'yı teyzesinde giydireceğim. Çünkü biraz daha şey olsun hava. Şimdi üstünde hırkası mırkası var. Yelek zaten alamadım. Bu yelek konusuna gelince de. Ne? Gel gel gel. İdi, idi suda idi suda. İdi suda. Bakayım sana. Bak bana. Bana bak bana. Saçını da tarayalım, yeleğini de giyelim. Hadi, hadi bakalım. Hadi güle güle. Teyzem bunları götürüyor. Biz de arkalarından hemen çıkıyoruz. Hadi Yaren bay bay. Bir Aras, kardeşin elinden tut tamam mı bir tane motorda? Tamam. Hadi aşkım benim. Şimdi Yaren'in saçını taradım. Biz de hemen şimdi çıkalım. Akşam gelir buraları toplarız. Miram'a birkaç toka almam lazım ki saçını şey yapmam için. Orada kıyafetlerini alayım da çıkalım. Teyzem şöyle bir çanta verdi. Dedi ki biberonunu falan koyarsın dedi. Çünkü tatlı değil mi? Senin elbiseni yerim. Kokoş elbisenin üstüne poları giydi. Havaya baksana. Havaya bak. İnek. İnek. Ben de inek. Buyurun. Ne alaka? Doğal. Her şey bizde doğal. Ne alaka şimdi benim bacım ve inek. Aa bunu götür la bacım. Hadi tekerle geçelim. Ben daha bu yakaladım. Ben daha bu güzelim. Güzelim inek midir bu? Kırtım döndü. Geldim fark edince. Neden hani dönüyorsun? Tabii sabah sabah bak bak. Evet. Günaydın. İnek değilmiş bu bir kere. Bu mu? Tabii. Günaydın Tosuncuk. Kaha şu. Anne nasıl baktı baksa. Günaydın tatlım. Nasılsın? Maşallah. Niger geliyor bu beni oymaya. Gel. Vallahi bak. Bu da geçenlerde teyzemle adını çıkaramadığımız toprak kazınmıştı ya. Köstebek. Köstebek yapmış bunu. Köstebek. Teşekkür ederim. Bir yorumda gördüm. Canım. Bay bay. Görüşürüz. Hadi sen karnını doyur. Lütfen. Emo şu evi ne? Nereden gidildiğini şu an ne Nigar biliyor ne ben. Çocukları bir de battaniyeye serdik. Motorda soğuk olmasın diye. Ama teyzem gerçi yavaş gidiyor. Ve Emine'nin evi zaten Emine yürüyerek gidip geliyordu. Yakın. O sebepten fazla şey olmaz. Ben Mira'ya bir çanta içecek falan koydum. Termosunu falan onu teyzemle gönderdim. Çünkü geri eve gelmeyeceğiz. Oradan direkt geçeceğimiz için. Valla bilmiyorum. Bence bir arasana. Onu istemem lazım. Aynen aşkım. Allah kız iyice çöktü kuzi farkında mısın? Galiba biz bugün güneşi göremeyeceğiz arkadaşlar. Ama kaç gündür buradayız açık havanın verdiği. Açık hava olmasına yani olmasına ne dersin? Açık havaydı ya kaç gün. Tamam. Ben de Mira'ya süt verdim. Şimdi gidelim. Kuzi kime? Saat kaç oldu Kuzi? Açtım 9.05 geçti. Ha, iyi tam zamanında. 9'da burada olun demişti ama bize 9 çeyrek oluruz. Şu an biz kafamıza göre bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum ama. Sadece bu yolu A101'e götürdüğü yol. Orayı iyi biliyoruz değil mi Kuzi? İşin ucunda market olduğu için. Ha, işin ucunda market olduğu için. Sizin çok korktuksun aşkım. Evet. Mantıklı mı? Evet canım. Bak benimle iyi geçin Niger. Yola gidiyoruz. Ben gayet bak farkındaysan canım diyorum bebeğim. Şaka yapıyorum ya. Ama ben seninle didişmeden de olmuyor ya. Olmaz. Artık nasıl olur biliyor musunuz arkadaşlar böyle. Ya belki. Ne senle ne sen. Ya belki böyle ne demek ne senle ne. Yani ki benle de mi olmuyor. Ne senin. Şuradan böyle bir köprü var. Doğru gidiyoruz. Hadi gidiyoruz bakalım. Hislerimle hareket ediyorum. Hadi altıncı hislerin kuvvetlidir senin. Açayım çakralarımı. Yani.
dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama arkadaşlar biz gerçekten böyle kötü bir niyetle kavgamız şeyimiz yok. Yani sadece böyle hani insan sevdiğiyle uğraşır ya. Öyle oluyor değil mi kuzi? Evet. Burada teyzoşum duydum. Teyzoşum söylemişti burada. Bu ne dedi kuzi? Ne macirler mi yaşıyormuş dedi? Ha, evet. Selam olsun herkese. Bu sokaktan geçenlerde geçmiştik. Şimdi tabi. Daha önce yaşadı. Şimdi Merivan'la İbrahim'i tanıştı. Ev mi? Burası mı? Evet, burada tanıştılar. İbrahim'le Merivan burada tanışmış ve buradan Merivan gelin. Yani bu evden gelin çıkmış. Yani buralarda yaşıyormuş. Sonra gelin getirdik kantarı. Aynen. Şimdi şu an evde herkes böyle şey kalofer açmış, rokalarını toplamış. Lahana mıdır kız? Böyle tereyağı roka kahvaltılarını yapıyorlar. Afiyet bal şeker olsun herkese. Biz de yollardayız. Emine diyor ki uyuyakalmışız, zor toparladık. Ya. Yetiştik diyor. Evet. İyi bir şey olmaz. Ya ne olacak sanki abi? Peynir, ekmek, aa, çay. Taze sarımsaklara bak. Maşallah. Uy maşallah. Subhanallah. Milletin bahçesini çekiyoruz da. Bak şuraya nane yapmış. Tıtı maşallah. Subhanallah. Nazar değmesin. Afiyet bal şeker olsun inşallah. Eline emeğine sağlık kim diktiyse bunu. Burada da biberler. Kız ben bayılıyorum böyle bir yaşama. Nigah. Bana buralardan ev al ya. Ne olur? Hiç şey olmaz canım. Canı sağ olsun. Param olduktan sonra o derece niye olmasın? Buralarda yaşamak istiyorum ya. Şu ev benim tek olsa ne olur? Ha, iki katlı istemiyorum. Tek teyzem gibi olur. Müstakil istiyorsun. He. Ne olur Nigar? Hiç şey olmaz aşkım. Olacak. Allah hayırlısı neyse evet. Onu nasip etsin arkadaşlar. Rabbim herkesin kalbine göre, aa, gönlüne göre versin. Amin inşallah. Oraya mı geçeceğiz? Evet. Tamam. Evin bloklarını öyle takip ediyordum köprü. Çünkü Allah. Şu arada bir köprü olsa buradan da geçilir. Karşıya geçmemiz lazım. Gel ezelim. Acaba ben mi motor ezerim, motor beni mi? Onu tartışmamız lazım Nigar. Geçen biz otobüse bindiğimiz sokağa mı gidiyoruz acaba? Hayır bebeğim, otobüse bindiğimiz yer şuradan. Hayır, teyzemle buradan geçtik, şuradan bir yerden çıktık, durağa gittik ya kuzi. Durak hat. Şuradan. Kuzim, aşağıda, teyzemle. Tamam, oradan bayağı yukarı gidiyoruz merkezli parka. Tamam, biz geçen şuradan geçtik teyzemle. Şurada bir yerde otobüs durağı vardı, orada bekledik. Oradan gittik şeye, otogara. Evet. Değil mi? Yani bende de hafıza kuvvetlidir yani ha. Böyle sanma beni. Bugün baksana bayrakta dalgalanmıyor. Rüzgar yok. Yok, sis var. Ama sis var. Sis yokmuş. Aynen şu lila evin oradan geçtik çarşıya çıktık. Ve aynen dedim ya şeyi geçtik, yolu da geçtik. Ve orada bekledik. Günaydın. Geç köprüden haydi. Hadi geçiyorum köprüden. Köprüler benim olsun. Ay bayılırım böyle sulara ya, bayılırım. Her videomda söylüyorum, bayılıyorum ya, bayılıyorum. Çünkü telefonum bir de suya düşüyormuş. Sence ben peşine atlar mıyım? Telefonum mu? He. Atlamazsın. İnerim sadece yavaşça. Ama artık faydası yok orası battıktan sonra. Şey. Ben inene kadar. Asaş mı diyorlar? Bursaş mı? Bursu mu? O su biliyor musun? Böyle gri renkte ya. O ben onu bataklık gibi. Bataklık. Telefona düşerse. Allah temiz korusun, su başkadır da. Bu yapma aşkım yok, yapma canım. Allah korusun o yapma. O yüzden sen yine öyle adrenalin çekimler yapma dikkat et. Bence ben de. Ben sana hemen şey portreyi çizdim. Portreyi çizdi. Sen de mi sohbete kapatıyorsun? Evet. Şimdi sadece burayı, orası teyzemin tarafı, burası emoşumun tarafı sadece bir şey. Nehir mi diyorlar buna? Dere yatağı mı diyorlar? Orası ayırıyor işte. Şurada bir yerde park olacaktı. Gözüne iyi bak. Ya sağ tarafımızda ama hangi köşede bilmiyorum. Şu sanki böyle şu giriyorduk. Bir aradan girelim bakalım aynen. Sanki buralarda bir yerde. Tamam kız. Konum geldi mi bilmiyorum. Daha bakamadım. Hemen bakalım. Ama sislerimizle gidiyoruz işte.
Ya Emine böyle bir gün yürüyüş yapıyordu annesine doğru oradan böyle. Ben sağlık ocağına gittiği yoldan böyle şey yaptım biraz ama sağlık ocağı nerede? O nerede? Günaydın teyze. Bu sokak değil, çok yakın ana yola. Kuzenimin evini arıyoruz da teyze. Evet. Kırgızistan. Emine. Fark etmiyor da. Emine bu köfteşten. Öyle mi? Teşekkür ederiz teyze. Allah razı olsun. Dur sonra gidiyorsun. Tamam tamam teyze teşekkür. Tamam teyze teşekkürler. Gördün mü kız ya? Kız. Ha tabii canım. Hele bak. Yo erik. Erikmiş. Ben de sandım ki. Benim şey çıkmış sandım. Fesleğen. Gördün mü Kazakistanlı? Ama çoğunlukla burada Kırgızistan'ı bilmiyorlar ki Kuzi. Nerelisin? Kazakistan. Daha kolay çünkü. Ağızdan çıkıyor bilmiyorum. Neyse teyzemden Allah razı olsun. Tarif etti. Ufak da olsa bir bahçesi var ona bakıyorum da. Tabii. Bak ne güzel. Ama kış geldi bugün. Hoş geldi. Bugün hakikaten bu. Bak ne güzel. Bütün yolları evden çıktık buraya kadar çektim. Bir daha gelecek olursak tık buluruz Kuzi. Vallahi bak ciddiyim ha. Gülme. Soldaki ev dedi ama bayağı gitmemiz lazım. Bunlar. Ama dedi ki şöyle sonra döneceksin yok değil. Şu aşağıdan sola. Çünkü karşıda boşluk bir tarlaları vardı. Ha. Kompost şey. Konser falan yaparlarken hatırlıyorum. Tamam. Şu evde ya. Değil mi? Şu gri işte. O evde ya. Ha yakınmış. Ha bulduk işte. Ama yok önlerinde çok dal vardı Kuzi. Kuzi. Onun evinin önünde çok dal vardı aşkım. Kuziki. Açsana bir şey. Emoş'un evinin önünde çok dal vardı aşkım. Karşısı boş arsa değildi ki. Dallar vardı. Ya biz ki yollara düşeriz. Ev ararız. Ay, neyse. Bulayım arkadaşlar bir durun. Süper zekamla bulacağım. Evet sonunda Emoş'umun evini bulduk. Çünkü Nigar dedi ki önü boş arsa benim yok kuzi önü ağaçlıktı ve öyle de çıktı. Çünkü ben geçen sene yazın da buraya gelmiştim ablamla. Hatta şurada kiraz falan yiyorduk hatırlıyor musunuz? Gelmiştik ya öyle bir şey dikenler batmıştı her tarafıma. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Emoş'umun bahçesi. Şurası ceviz ağacı. İşte şurada vişne vardı. Bayağı bir şey hatta ablamla şurada biraz sallanıyorduk. İyi gidi günler, iyi gidi günler. Hoş bulduk. Arabamızı bırakalım Miracığım. Kuzi, Emoş. Emoş, arabayı burada bıraksam olur. Tamam. Ayvaların niye dökülmüş bacım? Emoş'a teslim ettik Mira'yı. Tabağını asla ve asla unutmadık. Ya şunu... Ay kuşlara bak, kuşlara. Şey, şunların güzelliğine bakar mısınız? Maşallah, subhanallah. Ayvalara dökülmüş benim bacım. Yok, armut mu ya? Armut, ayva değil. Armut. Niye dökülmüş ki bu acaba? Bakın, üsttekiler kalmış. Teyzoşumun motoru burada. Kız ne güzel cik 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 ötüyorsunuz siz öyle. Altta kayınvalidesi oturuyor, üstte Emine oturuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şöyle bir açalım. Emoşumun, oy burada da varmış teyzeşimin çiçeğinde. Emoşumun merdivenleri pırıl pırıl parlar. Bismillahirrahmanirrahim. Benim kızım salıncakta sallanıyormuş. Günaydın kız. Anne. Tamam annem ben de içeriye geçmeden direkt buraya gelmeme ne dersiniz? Çiçeklerine bakın. Şurada süslerine bakın benim bacımın. Bu mutfakta bol bol çekimler yapılıyor. Şu duvar önceden açıktı. Burada kapı vardı ama genelde yok. Var mıydı kapı? Vardı ama kullanmıyordular.
Şu duvar açıktı. Salonla mutfak birdi arkadaşlar. Daha sonra yapma düşer anneciğim. Daha sonra kuzim böyle kapattı. Salon ayrı oldu. Burası ayrı anneciğim, oldu. Anneciğim Sezgin yatağını gösterdim. Sezgin yatağına mı şimdi bakacağız? Burası benim bacımın mutfağı. Bayağı bir geniştir. Şöyle. Bayağı geniş. Burada salın şey Sezgin Paşa'mızın salıncağı var. Burası Sezgin'le Selim'in yatağı. Sezgin yatağı da pek tatlıymış ablaları. Ha? Çok tatlı değil mi? Evet gel. Ondan sonra kuzumun evi 2+1. Ben genelde hiç bu kadar detaylı çekmemiştim. Burası yatak odası. Kuzi yatak odana girebilir miyim? Yamuş. Yatak odana girebilir miyim? Tamam. Burası yatak odası ama odaları baya geniştir arkadaşlar. Baya şeydir. Sizlere kalplerine bakın. Evet bacımın Dyson'ı da orada. Hatta birazdan tutup hani herkes çok övüyor ya. Bunu tutup birazdan süpüreceğim arkadaşlar. Ama Dyson'ın şöyle kendi demir aparatı varmış. Ha mesela Philips'leri direkt duvara yapıyoruz ama direkt duvardan düştü zaten. Anne bir şey diyeceğim sana. Ne oldu? Bir saniye ben bitireyim bunu. Tamam. Halada da var. Tamam. Bacımın bambuları. Onun da benden şey olmamış, geriye kalmamış, kırılmış. Sonra yenilerini şey yapmış. Yatak odası da bu şekil. Burası ara hol. Burası banyo, tuvalet. Burası da salon. Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Şöyle. Uy, açamadım ha. Yok, spotu açtık. Tamam, bunu açalım da. Aynen. Sezgin Paşa okulda gitmiş. Şu duvarı kapattı işte arkadaşlar. Bu duvarı kapatınca salon ayrı oldu, mutfak ayrı oldu. Aras nasıl geldin teyze? Nasıl geldin teyzoşlu? Neneyle? Çünkü titriyordular yani güya kendince. Emoşumun okaliptüsleri. Ben onda da var galiba böyle okaliptüs hastalığı. Bende olduğu gibi. Neyse ben şimdi kapatıyorum. Biz kahvaltımızı yapalım. Evet, bir Sezgin. Hadi ben kapatıyorum. Kuzilerime bir yardımcı olayım. Ondan sonra kahvaltımızı yapalım, sohbetlerimizi edelim. Ondan sonra üstüm bir şey olmaz. Hoş geldin. Kuzi, niye zahmete giriyorsun? Evde kal, garip geldim sen. Maksat beraber olmak olsun. Olsun aşkım gelseydin teyzemde de olurdu. Hadi bakalım. Şimdi aldığı takımlarla bize kahvaltı... Lila'yı beğendiğin için Lila. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Senin bu elbisenin şıklığı, güzelliği. Ben Bursa'dan aldım. Emoş şöyle pancar rendeli. Geçen salata çok hoşuna gitmiş. Şimdi sarımsak burada. Ceviz burada. Ama dokunuş her şeyi yapsa dokunuş belime. Rotelime. Cevizimizi koyalım. Emine tırın sallanda gel. Emine dolan gel. Sonra hapşol yapıyorum. Emine. Çok gülüyorum ona ya. Sana geçen bir ara yine yolladın değil mi kızıyorum? Karşıma çıktı Instagram'da. Aradan Aydar geçiyor her gören bana yolluyor gene. Yine meşhur oluyormuş. Her geçen kendine de yolladım. Emine tırın. Emoş. Sana da selam. Bacım. Selam. Bir dahakine selam. Gelişini kızların geldiği zamanı ayarla ki ben şöyle ortamda sende bulunan. Gelesin. Emoş'tan tişört aldık. Çünkü Polar dışarıda iyiydi de içeride iyi değildi. Evet. Dışarı ama sıcak. Kuzi ama bugün sanki ayaz düştü ya resmen dışarıya. Yani dışarı çok soğudu değil mi? Aynen. Görüyor musun nasıl oldu? Tamam. Aklamış ya. Aklamış ya. Kızlarım. Kız Bursalar bensiz. Ama ha? Kız inan ki her adımda keşke Emine de burada olsaydı ama Sezgin daha önemlidir deyip gezdik Emine'de. Evet, aynen öyle oldu. Kız diş çıkarıyormuş eve geldim akşam üzeri fark ettim ki ana dedim bu diş çıkarırken böyle oluyor. Hem ağzını ama insan unutuyor kuzu o an. Ben... Aşkım bu şey. Ama hemen konuşup sostan alacağım. İnsan aklına bin türlü şey geldiği için insan o tabii dişi unutabiliyor. Hatta böyle iki yere dokunabilir. Öyle yapacağım. Onlar ben sos oradan. Tamam çıkardı mı garip? Hala yoksa öyle mi kuzu? Ne Nige? Acı şu mu? Ne oldu kuzu? Aşkım. Koydum ya ondan ben. Bir tane daha koydum. İki yere koyarım. Tamam. Büyük ya. Tamam.
Şey, ne diyecektim? Çıkardı mı peki? Hemen çocuklar doyuralım ha. Çıkardı evet, mı peki? Tabii ya, bu öndeki dişi patlıyor işte. Biri patlarken hemen çıkardı bak, 5 yaşında bu ikisi artık son şey dişidir yani. Evet evet, yok yok, bizimki daha yeni şey yapıyor. Yavaş yavaş. Ablacım bak, burada da var şey. Bunu öylesine ortaya koysak nasıl olur? Bence. Ne olmuş ki? Güzel. Bunlar servise kullanacaklarını. Valla ortaya koyalım. Sercan mı kullanacak? Hayır aşağıya. Bunlar çocuklar için dedim. Tamam. Tek hatırlamadım. İki tane zaten. Servisleri yani. Lile yapıyor. Kız! Vazio. Çatallarını alayım. Çatallarını alayım tatlım. O zaman ben bunu böylece koyuyorum Yamoş. Çünkü evet. Ortada kalsın. Herkes tamam. Oytadan alsın. Oytadan. Oytadan. Oytaya ne de benim? Oytadan. Başka. Aşkım çocuklar hani küçük yer sofrası aldım ya. Evet, orayı evet. Yapalım diyorum yer sofrası. Çok iyi düşünmüştüm ben. Gerçek oyuncu. Koydum şu aşağıya koydum ama fazla neyse fazla ben bir şey çıkarmayı unuttum. Kurabiye. Dur. Yemin kurabiyesiz olur mu? Emoş'un geçen teyzenin yaptığı pancardan yapmış. Teyzenin bunu süsledi sarımsak ve ne koydun bebiş? Sarımsak ve ceviz. Ceviz. Bu tabağı ben hazırladım elimden geldiği kadar. Yani böyle. Bayılırım sunuma desene. Var dedim gene kocacığım. 10.500. Aa ben günaydın da demedim Şahin'e ya. Vallahi. Öyle dondurucuya kuru üzümlü, fındıklı, badem, madem kurabiye hamurları atmasın. Bunlar çözülsün. Versene nasıl oluyor, nasıl oluyor? Çözülsün. Hamurunu attım buzla, böyle hazır. Şimdi çözülme atacağım. Yuvarlayıp fırına. Aa bunun tarifini bana versene. Veririm. Yapacağım onu. Şöyle kurabiyenin hamurunu yapıp arkadaşlar buzluğa atıyormuş. Biraz şimdi çözülsün. Şekil verip fırına. Mantıklı kız. Tabii. Şey bile var, kek bile var. Maşallah. Ama kek var. Pratik. Aa, şimdi şöyle bir şey var. Üçgen yapayım da. Biz şimdi bildiğimiz için ve çocuklarımız da hani biliyoruz. O yüzden elinde olması çok iyi bir şey. Sana terapi veririm. Aynen öyle. Aynı misafirin gelir. Aynen. Aşkım gözleme var, menemen var. Emoşumun geçen aldığı lile tabakları. Ben dedim ki aa lilesi ne kadar güzelmiş dedik. Hadi bugün lile şey yapayım böyle runner'ın da lile. Zaten alışveriş videosunu buralara böyle eklerim. Oradan izlerseniz çok tatlı değil mi? Bence çok tatlı. Şöyle Nigar'ım da üstün becerikli şey. Üstü öğlen diyorlar hele bir doğru değil ben. Üstün beceriklililiyle. Üstün becerileriyle. Her becerileri her neyse bir peynir tabağı hazırladı arkadaşlar. Diyecekler o kadar laf edeceğim. Hemen ilk peynir tabağı hazırladı değil mi? Evet, şurada da geçen pancar vardı ya onu ben sos şey yaptım. Ceviz ve sarımsak koydum. Emoş geceden pişirmiş, rendelemişti. Teyzem de geçen çok beğendiği için. Aynen bunlar şey girmiyor muydu maynez? Senin zar iş yapmıyor mu? Yok kuzi ama koyabilirsin. Tamam koyabilirsin birazcık. Mesela sade de seven var. Tamam koyayım kuzi. Şey de mayonez de bir tık koyuluyor evet. Burada dün akşamdan gözlemelerini yapmış benim bacım. Şöyle hazırda dışarıya koymuş. Şimdi bunları severim ha akşamdan hazırlığını yapan insanları. Kesinlikle zaten ama. Dün grupta aktif değildi ya oradan anlaşıldı o hazırlık yaptı. Nerede oldu ha? Evet. Ama biz Emoş'la sonra gece biraz kaynattık gibi. Ha Emoş. Değil, ben neredeydim? Yok grupta değil şeyden özelden kaynattık. Şey. Şurada birazcık gözlemelerimiz var. Yani senin hakkında değil ha. Aa. Şimdi evet. Şimdi derler ki niye şey grupta konuşmadınız da özelden konuştunuz? Değil mi kuzi? Kurabiye hamur mu çıkardı? Evet. Yazın hanı yapmayı düşünüyorsunuz pardon. Bu yılında değiliz. O erici. Hiç merak etme. Hemen erir kuzi dışarıya çıktı ya. O zaman şurada ayaklar yapmayayım. Bir iş yapıyormuş gibi görünüyor. Yaptım ama ya. Yaptım ya. Yaptım ama yaptım ben. Ya senin peçeteliğini yerim kız. Yani sade gözüküyor ama aslında bayağı da süslüdür yani. Sevmem diyor ama ne hünerleri çıkıyor. Bak mayonez var dedim. Sen nasıl alacaksın nereye giderken? Ay ben evet ben İnegöl çarşısına düşmem lazım. Bırak yavrum bırak şuraya oturun. Gözlemeyi keseriz üstünde. Şöyle mayonez kapacağım. Gözlemeci başı olayım o zaman. Şeyi ben İnegöl çarşısına düşmem lazım. Ay
Ben gözlemeci başı olayım da bakayım açayım oradan böyle. Aa, çok bebek açtım. Ele iyi olur ki gözlemeleri pişirsin. Tamam, gözlemeler bende bebekler. Kuzi, senin evini ararken bir tane teyze vardı. Dedim ki böyle tavuklarını yemlemeye gidiyordu. Dedim günaydın teyze dedim. Teyze de bana baktı böyle gülümsedi. Günaydın dedi. Neyse biz yolumuza devam ediyoruz. Kendi aramızda konuşuyoruz. Emine'nin evi nerede falan. Dedi ki bir yeri mi arıyorsunuz dedi. Evet dedim, kuzenimin evini arıyorum. Teyze de dedi ki Kazakistanlı mı dedi. Evet teyze dedim. Sonra dedi ki yok dedi, bu da dedi Kırgızistan. Yok dedim kuzi, dur dedim, burada Kazakistan diye biliyorlar. Sonra teyze dedi Emine mi şuralarda dedi. Ya ne kadar güzel. O hemen diyor, burada oturunca tanıyorlar. Hemen yani düşünsene bir bak. Hani diyorlar ya kuzi güler yüz bir Allah'ın evet, selamı. Tabii tabii. Ay kız ekmeklikmiş o, peçetelik değilmiş. Pardon, çok özür diliyorum. Ekmeklikmiş. Şey yani bir güler yüz, bir evet. Allah'ın selamı bak ne kadar. Mesela suratımızı somurtup geçseydik oradan. Günaydın demeseydik o teyzeye. Aynen. Biraz arardık senin evini yine. Aynen öyle. Ya. Bizim kızların hiçbirinde asıl surat yoktur. Bizimle geçinemeyen kendinde problem vardır. Ama doğru. Yanlış mıyım? Hayır. Bak, doğru. Gerçekten de öyle. Yanlış mıyım? Biz ne bileyim? Biz analarımızdan ile gördük. Cana yakınlık, büyüklere saygı, küçüklere sevgi. Belki böyle ilk görünüşte böyle soğuk gözüküyormuş gibi ama bana da öyle diyorlar. Çok soğuksun. Mesela ben birkaç bir yorumda mesela okudum diye çok soğuksun bana demişler ama soğuk muyum kuzi? Hayır. Neden ağrıyorum da? Aşkım, evet, mayonezimizi de koyduk. Doğru ya, ben bu mayonezi unutmuştum ha. Emine hatırlattı. Hayır. Sen tuz falan koymadın değil mi? Neyse sen ayarlarsın. Yok, ben koymadım. Tamam. Ben de koymadım tuz. Neyse mayonezin tuzu yeter ona ya. Pancar, ceviz de var ya, tuzlu fazla yakışmaz. Hadi bakalım. Evet ya. Sen arası bırakacak mısın boş? Yok yapacağım, dur kalmak istemedi. Yarın gidiyoruz. Yarın bugün götüreyim, gönlünü yapayım ki yarın hamama yazalım. Çünkü zaten sokağa. Nasıl götüreyim hamama? Ha, şey. Hamama götüreyim. Hamama, yani ben de sandım hamama götüreyim yok diyorsun. Arkadaşlar teyzem içeride. Mi? Bunlar yarın hamama gidiyorlar. Ben hamam şeyini kullanmak istemedim. Bu arada ne teyze mi gideceksin? Ya bilmiyorum. Ya giderim ya da gitmem, bilmiyorum. Ne hep değişiklik olur sana. Ne diyecek evde? Hayır yani akşama Ayşe abla çağırmış. Ayşe ablama İnegöl'de bir kebapçı varmış. Oraya davet etti. Evet, oraya davet etti. İyi olmuş canım. Dedi de öyle dedi. Ben dedim ki hamamdan erkenden gidelim, işimizi halledip yani, yemeğe geçelim. Şimdi ya şimdi Ayşe ablaya şey teyzeme gitmesem ama şey bir olacak. Ama biz mangal yakalım diyorduk. Tabii. Yok mangalı bugün. Bugün. Hayır, yemek mangal bugün mü? Mangal bugün. Akşam. Bizim mangal bugün. Ama yarın da şimdi Ayşe ablaya gitmesem bu sefer ayıp olur. Sonuçta tanıyor, şey yapıyor. Ayşe abla sana da buradan kocaman selamlarımı gönderiyorum. Öpüyorum seni. Teyzeme de gitmem gerekiyor. Yani gittim ama bir kez daha gideyim diyorum. Neyse bakarız ya. Ya şey söyleyeceğim. Biz hamamlı işimizi halledene kadar sen teyzeme görüşmeyi yapsan aynen, da aynen. Sonra sen yine göre gelsen hep beraber aynen yemeği izleyip nasıl olur? Öyle olur. Bence. Aynen doğru. Önce sen zaten İnegöl'de çarşıya gidecektin. Ama şöyle bir şey var. Teyzem gündüz evde değil ki. O var. Neyse ya ayarlarız onu bir şekilde. Nerede teyzem gündüz? Çalışıyor ya kuzi. Ha, Zinat hala. Ben annemden bahsediyorum. Hayır canım, hayır. Şey, ya ayarlarız onu. Neyse ben teyzemle olmadık konuşurum ya da bakacağız duruma göre. Çünkü Ayşe ablaya ayıp olur. Yani sonuçta. Yani teyzeme nasılsa gittim. Tabii yine görmek isterim ama Ayşe abla da bu sefer şey yapınca ayıp olur. Böyle aklıma. Neyse biz bir çözelim. Benim bacım ne yapıyor? O benim tabak dizişimi beğenmedi yeniden. Bir de geldi bana sen şunu yap. Aynı anam kırıklığı. Sen bana verseydin ya onu. Bana yap. Beğenmedin mi? Yani ben ha? Annem hiç beğen. Hep böyle arkamdan benim işimi. Ya. Gideyim de onu biraz çalayım. Peki sen şimdi niye öyle dedim, bana verseydin ya ben yapardım. Yani ne bileyim şimdi şey yaptı ya dedim, yani isteği bir şey varsa. Yani benim yaptığım işi düzeltme gereği duyuyorsun. Hayır ben duymadım ama. Bu yaptı ama bunu darıldım artık, bitti. Ne? Ama muhteşem bakışlarınla seni yaktı yıktı. Hiç fark etmedim, görmedim. Ben göstereyim sana. Görsen ne? Umurunda mı? Gerek ismeye devam edeceksin. Dur. Yok belli ki isme bak. Bak kızlara bak. Oh! Hep ben dilişiyordum, biraz siz dilişin. Oh! Biraz daha.
Neyse arkadaşlar, biz şakasına takılıyoruz, siz biliyorsunuz biz. Hadi bakalım, benim bacım şey yapıyor. Gözlemeci başı ben olmuşum. Bunu da beğenecek, gelecek bunu da şimdi düzeltecek. Her şey iyi mi? Nasıl dur? Her şey gayet güzel. Eksik bir şey. Hayır, harika, harika. Bir şey. Yeşil Müşahat'a hoş geldiniz. Değerli müşterimiz, bak. Oh, şu kıtırtıyı çok severim böyle. Özellikle. Kumaş da çok güzelmiş. Evet, yaşmış. Tam benim sevdiğim kumaş. Böyle göte yapışmıyor Peryay'ın. Ama neydi pek elime? Benim gözlerim. Montajdan attım, kızınları fark etmedim. Tamam, hadi. Unutabilir miyim bilmiyorum. Zaten ben bu vlogumu burada kapatıyorum. Rahat rahat kahvaltımızı yapalım, sohbetimizi edelim. Diğer videoya ondan sonra başlarım. Sizleri seviyorum. Aa, bu iki kuzenimin kanallarına lütfen abone değilseniz, abone takip alırsanız, abone şanslar olursanız. Şanslı anne Emine. Nigar Aras. Çok mutlu olurum. Kendisi Nigar Aras oluyor. Bu da şanslı anne Emine oluyor. İkisi de benim teyze kızları. Biliyorsunuz zaten ama bilmeyenler için ben yine söyleyeyim. Şu kartları, yani kart şeylerini bırakacağım. Bir İnşallah de, bu şey de gelmez. Yok kızı yok. Ben unutuyorum biliyor musun? Ben de unutuyorum, sonra aklıma geliyor. Aynen. Sabitleyeceğim diyorum. Aynen. Ama ben hashtag'de sürekli etiketliyorum kuzi. Seni tamam, de ben şeyde. De, ben aynen. De yapıyorum. Yani yorumlar kısmına da inşallah ki unutmam. İkisini de eklerim. Yani bilenler biliyor ama bilmeyenler için. Çünkü aramıza her gün katılan arkadaşlar oluyor. Hoş geldiniz bu arada evimize, yuvamıza, kanalımıza, evet, hayatımıza dahil olduğunuz için size çok abone teşekkür ederiz. Abone olmadan geçmeyin lütfen arkadaşlar. Aynen. Zil bildirimlerini açın. Aynen öyle. Sonradan bize yazıyorsunuz. Niye bildirim düşmüyor? Niye canlınız düşmüyor? Aynen. Gibi. O yüzden bildirimleri açmayı aynen unutmayın. O yüzden sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videonun devamında görüşmek üzere diğer kanalda. Hoşça kalın. Bye bye. Sevgiyle kalın. Bay bay. Bay bay kızlar.